Merhaba sevgili Öğrenciler Forum Sınıfı YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere MEB yayınları 6. sınıf Türkçe ders kitabının 212'den 215'e kadar olan sayfalarını cevaplayacağız. Tabii 212'den başlayalım. Birinci cevabı gece ve gündüzün oluşumu, gün içerisinde gölge boyumuzun değişimi ve sıcaklık farkları örnek gösterilebilir. 2. Dünya dönmeseydi dünyanın bir tarafında sürekli akşam ve karanlık, diğer tarafında sürekli gündüz ve sıcak olurdu. Böylelikle uyku düzeni, yaşam tarzı değişirdi. Birinci etkinlikte videonun bu kısmını durdurup Dünya, Ay ve Güneş hakkında verilen bilgileri şekildeki gibi sorunun cevap kısmına yazabilirsiniz. Sayfa 213. İkinci etkinlikte fizik, maddenin kimyasal özellikleri dışında kalan genel özellikleri. Eksen, kuzey ile güney kutbu arasındaki hayali çizgi. Hayali düzsel, küre, yuvarlak, topa benzeyen cisim. Uzay, her şeyi içine alan sonsuz boşluk. Yer kabuğu dünyanın en dış kısmında bulunan yapı, gelgit suların yükselip alçalması, devasa çok büyük olan. Üçüncü etkinlikte videonun kısmını durdurup şekildeki ve metnin özetini sorunuzun cevap kısmına yazabilirsiniz. Sayfa 214, dördüncü etkinlikte birinci cevabı dünya ve ayın tam olarak ne yaptığını anlayamadığı için fizikçi olmuştur. 2. Dünya çok yavaş hareket ettiğinden dolayı dönüşünü hissetmiyoruz. 3. Dünya, Güneş ve Ay uzayda herhangi bir engel bulunmadığı için sürekli hareket halindedir. Yazar bunu açıklamak için hareket eden bir araçtayken elimizi pencereden çıkardığımızda elimizi değen havanın ve topların zemine düştüklerinde durmasıyla örnek vermiştir. 4. Bilim insanına göre dünyamızın sonu Ay'ın dünyamıza yaklaşarak çarpması, çarpışmanın etkisiyle parçalanıp parçalarının dünya üzerine dalmasıyla sonu gelecektir. 5. Dünyamız duran olmadığından dolayı her geçen yıl kendi ekseni etrafında daha yavaş dönmektedir. 6. Metinde adı geçen bilim insanına soru sorma imkanım olsaydı dünyadan başka bir gezegende yaşamın olup olmadığına dair tahminleriniz nelerdir? Ve eğer ki yaşam varsa oraya gitmek mümkün müdür diye sorardım. 7. Diğer gezegenlerde yaşam olup olmadığını araştırmak ve çözmek isterdim. 5. etkinliğin cevabı astronomi üzerine çalışmış bir Türk bilim insanı olan Ali Kuşçu 1403 yılında Semerkant'ta doğmuştur. Asıl adı Ali bin Muhammed'dir. Matematikçi, astronom ve dil bilimcidir. Timur İmparatorluğu ve Osmanlı İmparatorluğu'nun bilim insanıdır. 1474 yılında İstanbul'da vefat etmiştir. 6. etkinlikte birinci cevabı Ali öğretmeninden dünyanın sonu ile ilgili halk inanışlarını işleyen edebi bir eser adı istediği için önermektedir. 2. Edu ve Gov uzantıları güvenilir siteler olduğundan ve Edu uzantısı eğitim sitelerinin Gov uzantısının da devlete ait siteler olduğundan bu siteleri önermektedir. Sayfa 215 7. etkinlikte videonun kısmını durdurup hikayenizi şekildeki gibi sorunun cevap kısmına yazabilirsiniz. Videomuzun sonuna geldik. Forum sınıfı takip ettiğiniz için teşekkürler. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. İyi dersler dileriz.